Bugün sıfırdan yani sıfır sermaye, sıfır tecrübeyle internetten online olarak yapabileceğiniz iki farklı iş modelinden bahsedeceğim. Biz ortalamayı her zaman 400-500 arasında tutmak istiyoruz. Ortalama 8.000-9.000 TL'lik bir gelire sahip olacaksınız. Siz belli bir seviyenin üstüne çıktığınız zaman hemen yanınıza bir iki farklı eleman alıp zaten halihazırda yapılması gereken bu aylık işleri on. Başta buna imkanınız olmayabilir. Benim de yoktu. Ben de ilk başta her şeyi kendim yapıyordum ki şu an. Şimdi diyeceksiniz ki Gürkan biz böyle çok video izledik, çok blog okuduk. Ya en sonunda hiç para kazandırmıyor ya çok az para kazandırıyor ya da en sonunda bize birileri kurs atmaya çalışıyor. Ama bu videoda hem tüm hayatınızı geçirebileceğiniz kadar nasıl iki farklı iş modeli kurabileceğiniz, hem bunu nasıl uygulamaya dökeceğinizi göstereceğim, hem de bu sistemi nasıl işlenebilir kılacağınızı ve ölçütleyebileceğinizi anlatacağım. Yani bu video. Video geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve videolar geldiğinde haberiniz olmasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Her pazar saat 8 gibi canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Eğer bildirimleri açarsanız, abone olup bildirimleri açarsanız bu canlı yayınları da kaçırmamış olursunuz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, benim ismim Gürkan. Bugün sıfırdan yani sıfır sermaye, sıfır tecrübeyle internetten online olarak yapabileceğiniz iki farklı iş modelinden bahsedeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki Gürkan biz böyle çok video izledik, çok blog okuduk. Ya en sonunda hiç para kazandırmıyor, ya eften püften oluyor, ya çok az para kazandırıyor, ya da en sonunda bize birileri kurs atmaya çalışıyor diyeceksiniz. Ama bu videoda hem tüm hayatınızı geçirebileceğiniz kadar nasıl iki farklı iş modeli kurabileceğinizi sıfırdan sıfır sermaye, sıfır tecrübeyle nasıl gerçekten bir iş modeli kurabileceğinizi, iş kurabileceğinizi, hem bunu nasıl uygulamaya dökeceğinizi göstereceğim, hem de bu sistemi nasıl işlenebilir kılacağınızı ve ölçütleyebileceğinizi de anlatacağım. Yani bu videoyu izledikten sonra başlayabileceğiniz bir iş olmuş olacak. Bir iş kurabileceksiniz. Kafanızda hiçbir şüphe kalmıyor olacak. Eğer şüphe kalıyor olursa da bana Instagram'dan sorabilirsiniz. Onları da memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Bildiğiniz gibi benim dijital pazarlama şirketim piyasada 6 haneli iş yapan fakat 7 haneye çıkmakta zorlanan yani 600 bin dolarlık 700 bin dolarlık cirolara ulaşan fakat henüz 1 milyon dolar 1,5 milyon dolarlık aylık ya da yıllık cirolara ulaşamayan şirketleri alıp bunlara bir satış önerisi oluşturup dijital pazarlama, dijital reklamlar sayesinde bu şirketlerin cirosunu arttırmak, müşteri veri tabanını arttırmak bizim yaptığımız şey bu. Yani biz genel olarak belli bir sistemi oluşturmuş, belli bir satış temelleri olan şirketleri alıp daha yüksek seviyelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki biz neden bu tarz şirketlerle çalışıyoruz? Çünkü bizim uyguladığımız reklam stratejileri belli bir reklam bütçesi içeriyor, belli optimizasyon istiyor. Dolayısıyla biz İlk başta zaten gerçekten para yatırabilecek ve bu işe yatırım yapabilecek şirketlerle anlaşmak istiyoruz. Peki bunun bugün anlatacağım şeyle ne ilgisi var? Bizim bu yüksek seviyeli şirketlere hizmet veriyor olmamız ve diğerlerine vermiyor olmamız demektir mi ki reklam bütçesi olmayan, reklama çok para yatıramayacak şirketlerin dijitalde varlığını göstermesin? Tabii ki de değil. Her şirket, her gym, her restoran, her dişçi, her klinik dijitalde kesinlikle olması gerekiyor. Instagram'da, Facebook'ta müşterilerle dijital noktada buluşabilmesi gerekiyor. Şu anda hiçbir işletme dijital platformlarda olmamayı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Ne demek istiyorum? Siz örneğin bir gym'e gideceksiniz. Yan yana iki farklı gym var. Her şey aynı. Birinin sosyal medyasında 10 bin, 20 bin takipçi var. Birininkinde sadece 57 takipçi var ve sadece bir tane gönderi paylaşılmış. Orada da logo var. Hangisine gitmeyi tercih edersiniz? İçerisinde fotoğraflar olan mı? Fiyatları aynı tamamen. Her şey aynı. Görüntüleri aynı. Yan yana. Siz hangisini tercih edersiniz? Tabii ki 20 bin takipçi olanı tercih edersiniz. Çünkü artık böyle bir yere doğru gidiyoruz. Toplumumuz buraya doğru gidiyor. Yani dolayısıyla artık günlük kullandığımız tüm işletmeler, günlük olarak gittiğimiz her yer dijitalde varlıklarını göstermeleri gerekiyor. Bunların reklam bütçeleri olsun ya da olmasın bir şekilde olmaları gerekiyor. İşte burada ikiye ayrılıyor vereceğiniz servisler. Bir bizim gibi verilecek servisler yani fırsat teklifi dediğimiz normalde yapılamayan sizin girdiğiniz zaman gerçekten o şirkette bir şeyleri değiştirdiğiniz, belki cirolarını arttırmalarına yardım ettiğiniz, satış önerisi kurduğunuz, belki de pazarlama ekibine eğitim verdiğiniz ve siz olmasanız muhtemelen kolay kolay ulaşamayacakları bir teklif sunmak. Buna biz fırsat teklifi diyoruz. Bir de rahatlatma teklifi. Yani zaten hali hazırda yapabilir. Fakat ya vakti yok ya işte çoluğuna çocuğuna yaptırmaya çalışıyor, profesyonel olmuyor. Öyle ya da böyle evet belki yapabilir. Fakat vakti gidecek. Gerçek normal yaptığı işten uzaklaşması gerekecek. İş sahiplerine siz rahatlatıcı yani tamam ben seninkini yaparım teklifi sunuyorsunuz. Birisi fırsat teklifi, birisi rahatlatma teklifi. Bu videoda benim anlatacağım iki iş modelinde rahatlatma tekliflerine bugün nasıl başlayabilirsiniz ve nasıl müşteri alabilirsiniz. Şimdi biz bu tarz müşterilerin yani hizmet vermek istediğimiz müşterilerin ne düşündüğünü bir inceleyelim. Bu tarz müşteriler Instagram'ım olsun fakat çok maliyeti olmasın.
ben bunu birilerine yaptırayım fakat bir maaş vermeyeyim. Düzenli bir şekilde paylaşım yapılsın fakat ben işimden olmayayım diyen insanlar. Yani aslında bakarsanız bu insanlar, tamam ben dijitalde olmanın gerekliliğinin farkındayım. Dijitalde olmam gerekiyor. Çoluğuma çocuğuma yaptırmaya çalıştım. Ya profesyonel olmadı ya takmadılar ya 2 hafta sonra gönderilerin şeyi doldu. Ben vaktimi ayırdığım zaman kendi işimle gücümle uğraşamıyorum. Dışarıdan birini alsam da 1600-1700 TL para istiyor asgari ücret doğal olarak. Peki burada bizim yapmamız gereken şey ne? Biz girdiğimiz zaman belki 400-500-600 TL'lere bu müşterileri alıp işlemek. Bu müşterileri değerlendirmek. Peki diyeceksiniz ki ya 500 TL'ye ben nasıl bu adama çalışayım? İşte tam burada size anlatacağım sistem uygulamanız gerekiyor. Biz bu tarz müşterileri aldığımızda yapmamız gereken şey bu kişinin, yani bu eğer bir jimse, bir restoransa, artık her neyse, hangi işletmeyse, hangi sokağımızdaki işletmeyle anlaştıysak, gidip bir gün içerisinde çekebildiğimiz kadar güzel fotoğraflarını, videolarını vesaire çektikten sonra evimize geldiğimizde akşam 5-12 arasında 7 saat hiç kalkmadan bir aylık tüm postlarını hazır hale getirmemiz gerekiyor. Ve biz artık o müşteriye bir gün içerisinde sadece 5-6 dakika ayırarak tüm paylaşımlarını yapabileceğimiz bir aylık bir dataya sahip olmuş olacağız. Bir aylık paylaşım klasörüne de sahip olmuş olacağız. Peki arta kalanda ne yapmamız gerekiyor? Yeni müşteri bulmamız gerekiyor ve bu aynı prosesi tekrarlamamız gerekiyor. Bu sayede biz bir gün içerisinde bu müşteriyi bağlayıp fotoğrafları çektiğimiz ve akşam da bu paylaşımların bir aya yaydığımız zaman sadece bir müşteriye bir gün ayırarak 400-500 TL'lik bir aylık kazancı sahip olmuş oluyoruz. Tabii ki bu ne demek? Bizim için artık geriye 29 gün daha var demek. Ve biz bu diğer 29 günü 29 farklı müşteri almak ve tabii ki 29 en maksimum seviyeden bahsediyorum ama 30 günü en optimize şekilde kullanabilecek şekilde 10 müşteri, 11 müşteri, 12 müşteri artık sizin limitiniz nereye kadarsa bunları alıp bir gün içerisinde bir aylık paylaşımlarını hazırlamak ve daha sonrasında bunları paraya dönüştürmek. Siz bu sayede 15-16 tane müşteriyi bir ayda bulabilirseniz neredeyse 7000, 8000, 9000 TL, ki bazılarıyla 300 TL'ye anlaşırken bazılarıyla 700-800 TL'ye anlaşıyor olacaksınız ama biz ortalamayı her zaman 400-500 arasında tutmak istiyoruz. Ortalama 8000-9000 TL'lik bir gelire sahip olacaksınız. Peki bunu sistematiğe nasıl dökersiniz? Siz belli bir seviyenin üstüne çıktığınız zaman hemen yanınıza 1-2 farklı eleman alıp zaten halihazırda yapılması gereken bu aylık işleri onlara verdiğinizde bu geliriniz tamamen pasife dökülmüş olacak. Peki bu pasife dökülmüş olması ne demek? Bizi yan gelip yatacak mıyız? Hayır. Biz sabah 9-5 arası yeni müşteriler bağlamaya devam ederken yanımızdaki elemanlarımız bu müşterilerin paylaşımlarını yapıyor olacak, paylaşımları yapıyor olacak ve bu paylaşımların grafik dizaynıydı vesaireydi, bunları ayarlıyor olacak. Peki biz kendimiz daha yeni başlarken bu vizyona gelmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Peki az sonra size nasıl müşteri bulabileceğinizi göstereceğim bilgisayar üzerinden. Ama öncelikle kafa yapısından bahsetmek istiyorum. Ne yapmanız lazım? Az sonra göstereceğim müşteri bulma taktiğini asla 9 ve 5 arasına yapmamanız gerekiyor. Neden 9 ile 5 arasında yapmamamız gerekiyor? Çünkü 9-5 bizim müşteri bağlama saatlerimiz. Biz 9 ile 5 arasında az sonra göstereceğim taktikle bulduğumuz müşteri adreslerini, müşteri işletme numaralarını vesaire arayarak biz müşteri bağlamaya çalışıyor olacağız. Peki biz sonrasında ne yapacağız? Akşamleyin 5'ten sonra biz tamamen paylaşımları ayarlıyor olacağız. Az sonra göstereceğim listeleri ayarlıyor olacağız. Müşteri buluyor olacağız. Gün içerisinde müşterileri arayamayacağımız saatlerde yapacağımız şeyleri o saatlere bırakacağız. Diğer türlü müşterileri arayabileceğimiz saatler ise tamamen müşterileri aramaya adayacağız. Yeni müşteri bulmaya. Çünkü unutmayın, bize para kazandıracak şey yeni müşteriyi bağlamak. Yani o paylaşım yapmak vesaire sizin elinizdeki müşteriyi tutmayı sağlayacak. Evet, ama zaten bir kere parasını aldınız. Artık sizin daha üst seviyeye çıkmanız gerekiyor. Bu vizyonla hareket etmeniz gerekiyor. Ben çok sistemlere takık bir insanım. Bu yüzden dolayı sistematiği dökmek için her şeyi yapmanız lazım. Unutmayın, eğer bir işte başarılı olmak istiyorsanız onun sistematiğini kesinlikle kurmanız lazım. Ben de 2 sene önce başlarken eğer bir aldığım bir işin her şeyini kendim yapıyor olsaydım ve işte gerçekten para kazandıran saatlerde para kazandırmayı bırakıp bu diğer işlerle uğraşıyor olsaydım şu an belki birçok farklı işle uğraşıyor olmazdım. Hala 3-4 tane müşterinin işlerini yapıyor olup işte 2 tane asgari ücret aldığımda seviniyor olurdum. Hayır, bunu yapmamanız gerekiyor. Yapmamız gereken şey müşterilerin iletişimlerini akşamleyin bul, müşterilerin işlerini akşam yap, sabahleyin sadece ama sadece müşterileri arayıp para kazan. Şimdi isterseniz müşterilerin iletişimini nasıl bulacağımıza geçelim. Peki biz bu müşterilerin iletişimlerine neye bakıyor olacağız? Hemen bilgisayara geçtiğimiz sırada bundan bahsedeyim. Biz müşterilerin adresinden daha çok bunların telefon numarasını istiyoruz. Çünkü tek tek bunları gidip aramamıza imkan yok. Yani her seferinde müşteriler neredeymiş, tek tek adreslerine gideyim, bunları bağlamaya çalışımla uğraşamayız.
bizim her akşam 50 tane 60 tane işletmenin listesini hazırlamamız gerekiyor ki sabahleyin bunları tek tek arayabilelim. Şimdi ben örneğin İstanbul'a gideceğim ve İstanbul üzerinden herhangi bir seçtiğim niş üzerinde aramalar yapıyor olacağım. Tamamen işte rastgele bir sokak seçiyorum, rastgele bir bölge seçiyorum ve bu bölgeye girip restoran yazıyorum. Tamamen restoranlara çalışmak istiyorum. Ben kendimi ilk başta bunu da geliştirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi onlarca çıktı. En başından başlamak suretiyle aşağıya doğru inmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada hem siteleri var hem telefon numaraları var. Buradan ilk başta siteye bakmanız lazım. Çünkü site gerçekten çok profesyonelse, zaten biriyle çalışıyorlarsa, Instagram'ları günlük olarak paylaşımları varsa vesaire, bunlarla biz çok çalışmak istemeyebiliyoruz. Çünkü zaten biriyle çalışıyor ve biz birine rakip girmektense bu dijital pazarlamayı bilen fakat henüz başlamamış işletmeler istiyoruz. Gördüğünüz gibi çok profesyonel gözükmüyor. Paylaşımları çok iyi değil. Yani burada fotoğrafları var, galeri olarak paylaşmışlar. Ekim 2020 diyor. Yani çok da güncel olmayan bir şeyle karşı karşıya değiliz. Evet, birazcık daha güncel Ekim 2020. Fakat Instagram linkini bulamadım. Facebook linki zaten yok. Demektir ki bunlar henüz Facebook ve Instagram'ın gücünü keşfedememişler gibi duruyor. Biz bunları iletişimlerini alıp yazabiliriz. Bunu akşam saatlerinde yapıyor olmanız lazım. Akşam saatinde oturup bunları not alacaksınız Excel dosyasına. İşte internet sitelerini, telefon numaralarını eğer bulabiliyorsanız kimle iletişime geçeceğinizi, yani burada adres var ama burada kişi ismi yok. Evet, kişi isminin olmaması çok normal. Sahibinin ismi her zaman yazmaz. Varsa sahibinin ismini yazmanız lazım, telefon numarasını yazmanız lazım. Bu şekilde 50 tane işletmeyi not etmeniz lazım her günün akşamında. Sabah kalkıp sabahtan işte 9'dan başlayıp akşama kadar bu 50 tane işletmenin hepsini aramanız lazım. Eğer 100 yapabiliyorsanız 100 yapın. Çünkü dediğim gibi size para kazandırıyor olacak. Ve bu insanların buna ihtiyacı var. Piyasada bulamadıkları, belki piyasada 1000 TL, 1500 TL, ki herkes artık dijital pazarlama uzmanı olarak takılıyor. Ve herkes ona göre para istiyor ama kimse bilmiyor ki sisteme dökse çok daha azlarına yapıp rekabete girebilir. Bizim yapmamız gereken şey bunları arayıp, bakın sizin buna ihtiyacınız var. Biz de böyle bir hizmet veriyoruz. İsterseniz sizinle bir görüşme ayarlayalım deyip bunlarla görüşüp belki 300-400 TL'ye bunları kapatıp sonrasında bir gün içerisinde işlerini yapıp bir gününüzde 400 TL kazanmış gibi yapıp hemen diğer müşteriye geçmeniz lazım. Burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Bir paylaşım saati belirlemeniz lazım kendinize. Müşterileriniz için bu 12-1 arası olabilir. Aramaktan yorulduğunuz ve dinlenmeye ayırdığınız bir süreyi seçerseniz iyi olur. 12-1 arasında tüm müşterilerinizin tek tek hesaplarına girip bu paylaşımları yapmanız gerekiyor. Bu sayede hem sizin vaktinizden almamış olacak hem de müşterilerinizin paylaşımları gayet güzel bir şekilde ilerliyor olacak. Bu yöntem sayesinde gerçekten çok güzel bir iş kurup, çok güzel bir sistem kurup, çok da güzel ilerleyebilecek bir şirketiniz olmuş olabilir. İsterseniz birazcık daha farklı yerlere de bakalım. Yani gördüğünüz gibi hepsinin telefon numarası var, hepsinin iletişim bilgileri var, hepsinin adresi var. Ve siz bunu eğer evinizin çevresinde yaparsanız, bir görüşme olduğunda gidip yüz yüze de görüşebilirsiniz. Elbette yüz yüze görüşmenize gerek yok. Artık Zoom var vesaire, ki pandemiden dolayı herkes Zoom kullanmaya vesaire çok entegre. Bu yüzden dolayı tek yapmanız gereken sokağınızın ya da çevrenizin biraz daha işlek olan yerler olabilir. Bir niş seçmek. İlk başta neden niş seçin diyorum. Çünkü restoran sahipleri belli cevaplar verir. Gym sahipleri belli cevaplar verir. Paylaşımları benzer olur. Eğer siz benzer sektörlerden seçerseniz akşam oturup planladığınız zaman yaparken çok fazla uğraşmadan ilk başta belki birazcık uğraşıp belki 1-2 gün içerisinde 30 günlük paylaşımları hazırlarsınız ama ikinci, üçüncüye geçtiğinizde artık birazcık daha hızlı, birazcık daha pratikleşmiş olursunuz ki bizim istediğimiz şey sistematik olarak işimizi büyütmek. Bir yerden sonra zaten eleman vesaire alacağınız ve kendinizi kopyalayacağınız için bu işler gittikçe kolaylaşacak. İlk yöntemimiz buydu. İkinci yönteme gelecek olursak, biz bunu Türkiye'de yapıyoruz. 200-300 TL'ye bunu insanlara bu hizmeti veriyoruz. Peki dijital pazarlama sadece Türkiye'de mi ihtiyaç? Yani sadece Türkiye'deki insanlar mı dijital pazarlama kullanıyor? Tabii ki hayır. Dünyanın her yerinde artık dijitalde kendi varlığını göstermek, dijital pazarlamada bir şekilde olmak gerekiyor yani. Bunun aksinin sürdürülebilirliği yok. Bu yüzden dolayı yapmak istediğimiz şey Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'deki şirketleri bulmak ve onlara bu hizmeti vermek. Çünkü bizim 200-300 TL'miz onlar için 200-300 dolar, 200-300 euro. Ve siz bu şirketlere bağladığınız zaman otomatikman şirketinize, işinize neredeyse 2000 TL'lik, 3000 TL'lik aylık bir gelir oluşturmuş oluyorsunuz. Bu hem bizim için öyle hem de onların tarafından baktığınız zaman, ki Avrupa'da, Amerika'da işçilik çok yüksek, çok pahalı. Orada 400-500 dolara onların yapmadığı, bir Amerikalının yapmadığı hizmeti siz 150-200 dolara verdiğiniz zaman, evet onların açısından çok ucuz, sizin açınızdan da Türkiye'ye çok güzel bir gelir olmuş oluyor. Ve biz bu kur farkından, kur düşüklüğünden çok güzel yararlanmış oluyoruz. Yani yapmak istediğimiz şey biz dolarla, euro ile müşteri bulmak ve bu müşterilerin işlerini
Türkiye'den yapıyor olmak. Diyeceksiniz ki elbette ki herkes dolar kazanmak ister. Elbette herkes yabancı insan bulmak ister. Peki biz bunları nereden bulacağız? Hemen nereden bulabileceğimizi de bilgisayardan geçelim. Bu tarz müşterileri bulmak için Upwork diye bir site var. Peki Upwork nedir diyeceksiniz? Upwork bizim gibi birilerine hizmet vermek isteyen insanların, aynı şekilde bir şekilde hizmet almak isteyen insanların buluştuğu bir platform. Yani burada insanlar, eğer siz bir iş hizmet vermek istiyorsanız girip iş isteyenlerin gönderilerini görüyorsunuz. Onlar diyor ki ben şu alanda bir hizmet almak istiyorum. Ben bu alanda bir hizmet almak istiyorum. Ben dijital pazarlamada, Instagram'larda, işte Facebook'ta paylaşım yapacak birilerini arıyorum. Bana bu konuda yardım edebilir misiniz diye olacak. Ve saatlik ne kadar vereceğini ya da o projeye aylık ne kadar ayırdığını görebiliyorsunuz. Biz bu sayede hani ilkinde demiştik ki arayıp tek tek işletmeleri, restoranları, jimleri bu dijital pazarlamanın iyiliğinden, güzelliğinden bahsediyor olacağız. Fakat burada zaten bu insanlar dijital pazarlamayı bilen, dijital pazarlama hizmet almak isteyen, Instagram'ı, Facebook'un gücünü bilen insanlar olacak. Bu yüzden dolayı bunları tek tek ikna etmemize gerek yok. Zaten bu insanlar birilerini arıyor. Peki diyeceksiniz ki ya bizi burada nasıl rekabet edeceğiz? Piyasada bir sürü insan vardır. İşte burada Amerikalılar ve İngilizler çok fazla geziyor ve orada gerçekten işçilik çok pahalı. İnsanlar saatlik 10 dolar, 15 dolar isterken Instagram, Facebook paylaşımlar için biz 3 dolara, 5 dolara gibi fiyatlarla gireceğiz. Çünkü 5 doları çevirdiğinizde ortalama 40-45 TL para yapıyor ki bu 3 asgari ücrete bedel. Yani siz buradan bir iş alıp Türkiye'den de birini tuttuğunuzda siz yine işin %60'ını yani aylık nereden baksanız 2000-2500 TL'lik bir para cebinize kalmış olacak. Burada yapmak istediğimiz şey ne? Olabildiğince çok insanla iletişim kurup, olabildiğince çok para kazanıp, olabildiğince çok Türkiye'de işimizi büyütmeye çalışmak. Burada yapmak istediğimiz temel şey ne? Piyasadaki, Upwork'taki diğer satıcılarla rekabete girmek ki onlar dolarla, euro ile çalışıyor olurken biz TL ile çalışıyor olacağız. Onların 300, 500, bazen 700 dolar dediği şeye biz 200 dolar, 300 dolar bu seviyede rekabet edebilmek ve bu sayede hizmetlerimizi insanlara buluşturmak. Dediğim gibi burada kendiniz de yapabilirsiniz ki ilk başta zaten kendiniz yapmanız gerekiyor. Çünkü işi verdiğiniz kişinin de işi doğru yapıp yapmadığı, neleri yaptığını bilmeniz lazım. Peki diyeceksiniz ki ben paylaşımları nasıl yapacağım, nerede düzenleyeceğim? Canva'ya da kullanabiliyorsanız Photoshop üzerinden yapabilirsiniz. Canva zaten ücretsiz bir uygulama. Canva'ya girip tüm postları düzenleyip bir gün içerisinde bunların paylaşımını yapabilirsiniz. Dediğim gibi iki türlü de fiyatla rekabet ediyor olacağız, iki türlü de sistemimizi kuruyor olacağız ve buradan yükseleceğiz. Türkiye'de de yani şöyle düşünmeyin, ben 4 tane müşteri bulayım, hepsine 1000 TL diyeyim, 4000 TL o güzel para değil. Sistemi nasıl kurabilirim, bunu nasıl hayata geçirebilirim, ilk başta kendim nasıl bu işlerin üstesinden gelebilirim, nasıl gelebilirsiniz? Dediğim gibi bir gün içerisinde tüm paylaşımları hazırlayarak, her günde belli bir paylaşım saati belirleyerek bu işlerin üstesinden gelebilirsiniz. Ben Upwork'ü gayet kaliteli buluyorum çünkü gerçekten burada hem insanların ne istediğini görebiliyorsunuz, hem de o iş için ne kadar para ayırdığını görebiliyorsunuz, hem de şunu görüyorsunuz ki bu insanlar bu işi yayınlarken parasını ödemiş mi ödememiş mi, yani zaten parasını ödeyen insanlar görüyorsunuz. Sadece birini arıyor ve o para yatacak. Upwork'ü ödemiş zaten çoktan. Diyeceksiniz ki ya burası şimdi İngilizce. Benim İngilizcem yok. İnsanların ne aradığını nereden bileceğim? Bunu da çok kolay şekilde hemen bir Google eklentisine buraya ekleyerek sonrasında bu sayfayı çevir dediğinizde Türkçe'ye otomatikman her şeyi çeviriyor ve burada insanların ne aradığını görüyor olacaksınız. İlk başta sizin aradığınız şey tamamen sosyal medya pazarlaması. Bu yüzden dolayı benim yazdığım gibi social media marketing yazarak bakın 13.403 tane insan şu an bunun için birilerini arıyor. Burada da hemen sayfayı çevirerek insanların ne aradığını görebilirsiniz. Siz gerçekten bu işin üstesinden gelebilir misiniz, gelemez misiniz? Bence burada dikkat etmeniz gereken şey ilk başta gerçekten sadece Instagram ya da Facebook paylaşımları isteyen reklamcılardan daha ziyade, yani reklam isteyenlerden daha ziyade biz bu tarz isteyen ve aylık parayı güzel bir yere koyan insanlar istiyoruz. İşte Google reklam desteği, sosyal medya pazarlaması. Gördüğünüz gibi saatlik 6-18 dolar arası para biçmişler. Siz burada 10 dolara bağladığınız zaman bile ortalama 70 TL'lik bir saatlik ücret yapıyor ki 70 TL normal asgari ücretin 6-7 katı. Yani çok güzel aslında paralar dönüyor burada. Ve dediğim gibi burada insanlar tamamen Amerika'ya göre, İngiltere'ye göre ödeme yaparken siz Türkiye'ye göre alıyor olacaksınız. TL kuruyla alıyor olacaksınız ve dolarla maaş almış olacaksınız. Burada istediğimiz şey bu saatlerde çalışmak değil, kesinlikle değil. Burada yapmak istediğimiz şey burada işimizi kurup müşterilerimizi bulup bu şekilde bağlamak. Yani tabii ki de yapabilirsiniz, kendiniz çalışabilirsiniz ama vizyon olarak, mantalite olarak yani belli bir vizyon üzerinde ilerlersiniz. Buradan başlattığınız iş çok büyük yerlere, çok farklı yerlere gelebilir. SEO uzmanları, sosyal medya uzmanları, tasarım bilgisine sahip sosyal medya yöneticisi ki tasarım bilgisine sahip sosyal medya yöneticisi bizim istediğimiz bir iş. Yani 300 dolarlık
aylık para ayırmış ki ne kadar yapıyor? Ortalama 2000-2500 TL yapıyor. Siz sadece böyle bir insan bile bağlasanız artık hani açlık derdinden kurtulup asgari ücretin üzerinde bir müşteri almış olursunuz. Sadece bu müşteri ile hayatınızı bile geçirebilirken yapmak istediğiniz şey bu tarz bir sürü müşteri bulmak. Belki her gün 5 tane 10 tane müşteri bulmak. Şu an belki ben işlerimi bu şekilde bulmuyorum. Çünkü benim yaptığım iş dediğim gibi teklife giriyor ve birazcık daha yüksek bütçelerle çalışıyoruz. Ama şu an 2 tane arkadaşım tamamen bu iş üzerinden çalışıyor ve her gün tek yaptığı sabahleyin 9'dan 12'ye kadar yaklaşık 20-30 farklı insana teklif vermek ve sonrasında gelen işleri altlardaki insanlara, elemanlarına paslıyor olması. Bunun dışında başka hiçbir şey yapmıyor. Tabii ki bu hiçbir şey yapmıyor kısmı gelip yatmak değil. İşin içinde hiçbir şey yapmıyor. Her zaman işin üstünde çalışıyor ki benim size anlatmak istediğim, bu kanalda özellikle aşılamak istediğim nokta bu. Biz evet çok çalışacağız ama işin içinde değil. Yani her gün oturup müşterilerin işleriyle uğraşmak istemiyoruz. Her gün gidip Canva'da işte bir tasarım yapmak istemiyoruz. Her zaman strateji belirlemek istiyoruz. Bir şeylerin üzerinde çalışmak istiyoruz. Vizyonumuzu iyi belirlemek istiyoruz. Ki şu an geldiğim noktada bu vizyon sayesinde geldim. Bu vizyonla devam ediyorum. Çünkü ben eğer 2 sene önce dediğim gibi başladım. Ya buradan bulsam 300 dolar çok güzel. 2500 TL'ye para yapıyor desem. 2 müşteri, 3 müşteri de bıraksam ve her şeyi kendim yapsam. Çünkü müşterinin işleriyle uğraşmak da vakit alıyor olacak. İşte müşteri arayacak vesaire. Bunlara vakitiniz gidiyor olacak. Şimdi siz bunların içinde boğulursanız kendi işinizi büyütemezsiniz. Başka yerlere geçemezsiniz. Şu an benim hem dropshipping yapmamda, hem Amazon FBA yapmamda, hem Shopify'de satış yapmamda, hem eBay'de satış yapmamda, hem dijital pazarlamada bir sürü müşteriye hizmet veriyor olmamızdaki temel faktör bu vizyon mevzusu. Yani siz strateji üreten olun. Evet, belki sosyal medyada da aldığın zaman müşteriye strateji siz üretin. Paylaşımlar şu saatte yapılacak siz deyin. Ama işi yapan, yani grafik tasarımını yapan, bunları yükleyen, indiren, gönderen, paylaşan her zaman başkası olsun. Başta buna imkanınız olmayabilir. Benim de yoktu. Ben de ilk başta her şeyi kendim yapıyordum ki şu an elimdeki insanların yaptığı her şeyi, işte pazarlamalar, Facebook reklamları, paylaşım, Canva vesaire hepsini tek başıma yapabilecek kadar biliyorum. Ben neden hepsini tek başıma yapmıyorum? Çünkü sadece benim 24 saatim var bir gün içerisinde ve yaptığım her şeyi topladığınız zaman bir gün içinde belki 80-90 saatlik vakit gerekiyor. Bunu yapamadığım için kendimi kopyalamam gerekiyor. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. İlk başta her şeyi kendiniz yapıp küçük başlayıp işi öğrenip sonra sisteminizi oturttuktan sonra ölçekleyebilirsiniz ki bir işe bakışımız hep bu. Ölçeklenebilir iş diyoruz. Bu videoluk bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum.